Değerli hekimlerim, çalışma arkadaşlarım, hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta Avrasya Hospital'in en yoğun poliklinik ve yatan servis alanlarından kadın doğum ünitesi işleyiş ve süreçlerinden bahsedeceğiz. Bu alanda birbirinden başarılı uzman 7 hekimimiz mevcut olmakla birlikte yanlarında onlara büyük destek sağlayan doğum aile ünitemizde sorumlu edeniz Sayın Gülşen Şen ve 6 kadın doğum polikliniği hasta danışmanı arkadaşlarımızı da tabii ki unutmamalıyız. Bugün bu ekibin güzel bilgileriyle oluşan sunumumuzu hep birlikte dinleyeceğiz. İnsanın doğduğu yer her zaman hayatında önemli yer tutar ve anımsanır. Avrasya Hospital burada başarılı kadın doğum ünitesi ekibiyle birçok bebeğin gözlerini dünyaya açtığı ilk yer ve tüm bu bebeklerin annelerinin güvenle kendilerini teslim ettikleri yer olmuştur. Hepinize sonsuz teşekkürler sunuyoruz. Bugünkü konumuza ilk olarak giriş yapmadan önce açılış konuşmamızı yapmak üzere kadın hastalıkları uzmanımız Operatör Doktor Sayın Stefan Sunay'ı sahnemize davet ediyoruz. Merhaba. Beni bu ortama çok hazırlamayın, alıştırmayın da. Bilmiyorum, pek beceremiyorum ama. Öncelikle şunu söyleyeceğim. Hepiniz hoş geldiniz. İkincisi, ben bu kadın doğum biliminin lokomotifi olan bütün arkadaşlara, 7 tane kadın doğumcu arkadaşıma, daha önceden de çalışmış olan kadın doğumcu arkadaşlarıma hepsine teşekkür ediyorum. Ama Avrasya'nın kadın doğumunun bu kadar yükselmesinde en büyük payı olan Doktor Tamer Sözen arkadaşıma ayrıca teşekkür ediyorum. Çünkü yıllardır burada çalışmama ve diğer arkadaşların çalışmasına rağmen buraya gelmeden önce bazı arkadaşlar bana gelip Tamer Hoca böyle yapıyor, siz ne kullanıyorsunuz diyordu. Ben kızıyordum. Ya Tamer Hoca nerenin hocası diyordum. O da Avrasya'nın hocası, hocam bilmiyor musunuz diyorlardı. Gerçekten kadın doğum bölümünde bu kadar hatırlanmanın, bilinmenin, güvenilmenin Doktor Tamer'in çok büyük etkisi olduğuna inanıyorum. Diğer arkadaşlarımızın hepsinin de çok büyük emeği var. Artık Tamer çekilsin de böyle biraz bir şey yapsın diyeceğim ama ayıp olacak. Ya hoş geldiniz. Arkadaşlarımın 4-5 günlük çok sıkı bir şekilde uğraşlarını bizzat izliyorum. Heyecanlarını yaşıyorum onlarla. Belki ufak tefek bir düşmeler olacak. Konuşmalarda ufak tefek hatalar olacak ama onu da siz şöyle söyleyeyim. Görmemezlikten gelin. Ben en son şunu söylemek istiyorum. Hayat en güzel hediyedir. Bu gerçi Paşa Bahçe'nin bir şeyi, sloganı ama hayat gerçekten en güzel hediyedir. Bizler de bu güzel hediyeyi sağlıklı bir şekilde verebilmek için bu sektörün içerisinde, bu çatının altında Avrasya'nın vermiş olduğu imkanları değerlendirerek en iyi şekilde yapmaya çalışabiliyorsak, ki buna eminim yapıyoruz, ne mutlu bize. Herkese çok teşekkür ediyorum. Daha fazla konuşmayı mutlu bırakacağım. Şimdi sözü kadın hastalıkları uzmanımız, tabii bugünkü sunumda da büyük öncelik göstererek tüm çalışma arkadaşlarımıza destek olan bir hekimimiz var. Operatör Doktor Sayın Taner Sözen'i sahnemize davet ediyoruz. Evet, önce ben de Stefan abiye teşekkür ediyorum. Hem Kadir Şinas sunumu, konuşması hem de bu ortamlara hiç de uzak olmadığını göstermesini de tebrik ediyorum. Hem mikrofonik sesi hem de sahne hakimiyetiyle göz doldurup nereye gitti göremiyorum. biz de toplanırken ben özellikle yaş olarak da en büyüğümüz olduğu için açılış onun yapmasını rica ettim. Kendisi de kabul etti. Evet, 15. yıl, 10. yıl, 5. yıl ödüllerini verdiğimiz salondaki coşkudan sonra bu kitle bana az bile geliyor ama burada da yine iyi kalabalık olduğunu görüyorum. Zaten o gün aslında bir de üzerine o kutlamaların üzerine bir after party yapmamız lazım. Yani bittikten sonra bir daha Hüseyin Bey bir yerden
ağırlayıp o günü konuşmamız lazımdı. Konuşamadık. Kendi aramızda küçük küçük gruplar halinde konuştuk ama o günün hazırlanmasında emeği olan herkese bir kere daha kendi adıma ve hem Hüseyin Bey, hem İbrahim Bey adına, hem Hatta Bey adına teşekkür ediyorum. O birlikteliğimizin ve birlikte olmamızın verdiği gücün yansıması oldu. Görkemli ve hakikaten şölen havasında bir gündü. Bugün onun da küçük bir bölümünü gerçekleştireceğiz. Hostes olarak isimlendirilen ama bizim doktor asistanı diye daha hoş bir tabir kullandığımız güzel kızlarımız. Onlar bizim için çok değerli hakikaten. Nurcan'ın hostes için söylemiştim ben, daha doğrusu asistan için söylemiştim. Eli, ayağı, her şeyi gibi. Bazen öyle oluyor hakikaten. Evdekilerden daha çok görüyoruz, konuşuyoruz. Bazen evde ben eşime melek falan dediğim ya da sana göre kendim dediğim oluyor. Ağzımdan çıkan en çok sesi olduğu için bir şey seslenirken yanımızdaki kızlarla seslenmemiz oluyor. Çünkü sabah 8'den 18'e kadar 10 saat beraber oluyoruz. Evdekilerle 3-4 saat beraber oluyoruz. Daha uzun süre birlikteyiz. Ama bu sürede hepsi gerçekten bize çok büyük destek oluyorlar. Çünkü iş hakikaten zor. Hele kadın doğumda, hele erkek jinekologsanız oldukça zor. Bütün günü geçirmemizin ötesinde hastalarla aramızdaki hem bağlantı noktaları oluyorlar. Gereğinde hastaları koruyan, gereğinde bizi koruyan fonksiyonlar da üstleniyorlar. Tabii ki çok önemli bölümlerden biri de bu işlevleri gerçekleştirdiğimiz birimlerden biri ameliyathane. Ama onunla ilgili sunumlar yapıldı. Ameliyathanede de gerçekten neredeyse sıfır hataya yakın işleyen bir sistem var. O sistemin kurulmasında da emeği olanlara da ayrıca bir kere daha teşekkür ettikten sonra bizim ürünlerimizi sergilediğimiz yer olan doğumhaneye ilk olarak geçeceğiz ve orayla başlayacağız. Orada da 10 yılı aşkın süredir gümüş madalya resmimiz. Gülşen var değil mi? Gümüş madalya, doğru hatırladım. Gülşen'in gerek bizlerle ama bizlerden daha iyi hastalarla kurduğu müthiş bir iletişim becerisi var. Kendisi bu iletişim becerisini sunumda çok iyi gösteremeyebileceğinden yakınıyordu. Ama bu öndeki girizgahla biraz rahatlamış olduğunu düşünüyoruz. Çok başarılı bir sunum yapacağına eminim. Hakikaten bazen hekimle hasta arasında ne kadar yakın konuşmaya çalışırsanız çalışın, ne kadar sıcak olmaya, samimi olmaya çalışırsanız çalışın, bir duvar oluyor, bunu yıkamıyorsunuz. Hekime bazen hastalar soramadıklarını ya da hasta yakınları soramadıklarını hemşire hanımlara ya da işte bu hanımlara, bazen doktor asistanlarına sorabiliyorlar. Biz onlardan gelen ransevmanla bazen kendimize yön veriyoruz. Onun için çok değerli ebelerimiz var. Gece kadrosu da bazen yaşadıklarımızdan örnek verirsek diğer arkadaşlarım da beni tasdikleyecektir, mutlaka teyit edecektir. Bazen nöbetçi doktor arkadaşlar oluyor. Onları birinci, ikinci gördüğümüz oluyor. Biz ebe hanımlara daha çok güvenip onlarla bağlantıya geçiyoruz. Kararlarımızı onlarla birlikte veriyoruz. Onlar gelene kadar hastaların artık görünümünden, tipinden, konuşmasından, tarzından ne gibi sorunlar çıkaracağını tespit edip ona göre de önlem almamıza yardımcı oluyorlar. Biz de bugün önce bir doğumhane işleyişini göreceğiz. Daha sonra da poliklinikteki tablo nasıl, ona bakacağız. Ondan sonra hekim arkadaşlarımızdan, önce kadın doğumcadan, katkısı olanlardan görüş alacağız. Sözü şimdi sevgili Gülşen'e bırakıyorum. Personeliyle işbirliği içerisinde görev alan sağlık elemanıdır. Bizim misyonumuz nedir? Ebelik mesleğinin profesyonel gereklerini yerine getirebilen, etik değerlere bağlı, eğitim alanındaki yeniliklere açık olan, birey ve toplumun sağlık, hastalık, bakım gereksinimlerini değerlendirebilen,
eleştirel düşünen, uygulayıcı, eğitimci, yönetici ve lider ebe olmak. Vizyonumuz nedir? Gebelik takiplerini ve gebelikle ilgili gerekli muayeneleri yapan, doğum anında annenin bakımını yürüten, fetüsü izleyip normalden sapmaları belirleyen, normal veya riskli doğumlarda ilgili kontrol, müdahale, gerekli ve gerekli bakım yapabilen, doğumdan sonra anne ve yeni doğan izlenimi yapmaktadır. Ebe mesleğinin eğitim süresi sağlık meslek liselerinde ilk öğretimden sonra 4 yıl, sağlık yüksek okullarında ise liseden sonra 4 yıl. Bu ara 5 Mayıs Dünya Ebeler Günü. Şimdi sizlere doğumhane işleyişi hakkında bilgi vermek istiyorum. Doğumhane prosesimiz diğer bölümlerde de olduğu gibi tüm hastanenin proseslerine etkilenir ve etkiler. Bizim prosesin amacı Avrasya Hospital'de doğum için başvuran hastaların takipleri, doğum işlemini ve yeni doğan takiplerini zamanında doğru ve güvenli bir şekilde yürütülmesi ve kayıtlarının oluşturulması. Performans kriterlerimiz, hasta memnuniyeti, anne ölümü, yeni doğan ölümü, aylık ortalama doğum müdahale sayısı. Hedeflerimiz, hasta memnuniyetinin artırılması, anne ölümünün olmaması, yeni doğan ölümünün olmaması. Hasta kabul sürecinde en çok etkilendiğimiz branşlar kadın doğum polikliniği. Buradan bize yatış veya nezle çekimi için gelen hastalar var. Acil servis ikinci sırada. Yine nezle ya da doğum için gelen gebelerimiz var. Dış doktorlardan nezle ya da doğum için gelen ve evden gelenler var. Onlar da nezle ya da doğum için gelenler. Hasta kabul sürecimiz, yatış dosyaları diğer servislerle aynıdır. Sadece partograf ve doğum kliniğimiz farklıdır. Bu partograf bunu ebeler dolduruyor. Sağlık Bakanlığı'nın istediği bir şey. Bununla birlikte gebenin açıklığı hakkında, bebeğin suları, bebeğin ÇKS'si hakkında, annenin de vital bulguları hakkında bize bilgi verir ve bizi yönlendirir. Bu da doğum kliniği formu. Bunda doldurulan bilgiler çok önemli. O yüzden çok düzgün, doğru doldurulması gerekiyor. Bununla birlikte hastanemiz doğum belgesi veriyoruz ailelere. Buna göre kayıt oluyorlar. Yanlış bilgi çok ciddi nedenlere yol açabilir. O yüzden çok dikkatli doldurulması gerekiyor. Burada, bu da NSK'miz. Bütün ebelerin çok iyi okuması, doktorlara uyarması gereken bir, çok önemli bir belge. Örnekte gösterilen NSK'nin üst sırası ÇKS'dir, kalp atışı bebeğin. Altta da ağrılardır, kontraksiyonlardır. Yetişkin EKG'si gibi düşünün. Şimdi bir de faaliyetleri anlatmak istiyorum. Biz faaliyet olarak neler yapıyoruz? NST çekimi dedik, en çok yaptığımız. NST çekimi doğumhane katında bulunan 1216 nolunda da yapılmakta. Sizler de gördüğünüz gibi bir gebeyi çok rahat ve konforlu rahat ettireceğimiz bir odamız. Doğumhane katında 2 adet doğum salonumuz bulunmaktadır. Birincisinde lokal ve genel anestezi altında bazı müdahaleler yapmaktayız. Bunlar gebelik sonlandırma, kotel, spiral takma, biyopsi, kondilom veya farklı ne gerekiyorsa yapabiliyoruz. Ayrıca travay takip ettiğimizde 2 tane odamız var. Yatış yapılan hastalar, travay için yatırılan hastalara NST, ÇKS takibi, NST takibi, nefes egzersizleri eğitimi veriyoruz. Egzersiz eğitimi veriyoruz. Motivasyonla yardımcı oluyoruz ve doktor sürecini organize ediyoruz. Doğuma katılma sürecini.
tam açık durumda da doğumhaneye alıyoruz hastaları. Doğumhanenin bu ikinci doğumhanemiz. Ortada doğumu gerçekleştirmesine yardımcı olmak, ekvizyon ve deşür onarımına yardımcı olmak, hastanın kanamasını takip etmek ve buradan hastaların kata transferini sağlamak, doğum sürecini yürütmekte olduğumuz 7 tane kadın doğumcumuz var. Doktor İstefan Bey, Tamer Bey, Nurcan Hanım, Gamze Hanım, Mehmet Bey, Özgür Hanım, Atilla Bey. Bir de Doktor Tülay Hanım'la birlikte çalışıyoruz, anestezi uzmanımız. O da bize yaptığımız müdahalelerde yardımcı oluyor. Onu çağırıyoruz. Sizlere de bir veri paylaşmak istiyorum. 2014 yılında toplam 2264 doğum yaptırmışız. En çok doğumumuz Temmuz ayında olmuş, 224. En düşük de Şubat'ta 171. Burada kırmızıyla işaretlediğimiz bir de sezaryen oranı var. Toplam doğumlardan 161 sezaryenle gidiyoruz. Altada hekimlerimizin oranlarını ayrı ayrı yazdık. Görebilirsiniz. Bu bizim ekibimiz. Dilek Hanım, yıllarca birlikte çalıştığımız arkadaşımız Aliye Eba Hanım, bize yeni takılan Merve Eba Hanım, bir de Naim Efendi, o da bizimle yıllarca çalışıyor. Şöyle de teşekkür etmek istedim. Hadi hala alkış istiyoruz. Gülşen Hanım'a teşekkür ederim. İstiyoruz. Programımıza kadın doğum hasta danışmanı arkadaşlarımızla devam ediyoruz. İlk olarak Mihdiye Hanım'ı sahnemize alacağız. Kendisi bize kadın hastalıkları ve doğum bölümünde proses bilgilerinden bahsedecek. Artı misyon ve vizyona dayalı konuşacaklar. Öncelikle hepiniz geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Kadın hastalıkları doğum politiğinin prosesi gördüğünüz gibi ekranda her bölümde olduğu gibi kadın doğum hastalıkları bölümünde de proses var ve bütün odalarda asılıdır. Daha önce de ilk ben prosesi tanıtmıştım sunum olarak. Burada yine görev almıştım. İkinci kez bu sefer kadın doğum hastalıkları politiğinin prosesini sunmaktan çok memnunum. Aslında bu prosesi kısaca şöyle adlandırmak isterim başlık olarak. Şu an yaklaşık 5-6 gündür bir çalışma içindeyiz. Yani nasıl bir sunum yapacağız, neler sunabileceğiz, nasıl bir emek içerisinde olduğumuzu bütün arkadaşlar gördü. Bu bile bilgi işlemi, koordinatörümüz İbrahim Bey, bütün doktorlarımız, özellikle yardımcı olan başhemşirelerimiz, amirlerimiz, özellikle Tamer Hoca çok destekte bulundu, birkaç defa yanına gelip toplantı yaptı. Bu bile Avrasya Hospital'ın kadın doğum politikli prosesine çok büyük bir katkısı olduğunu düşünüyorum. Ve yararlı olacağını da inanıyorum. O yüzden şimdiden herkese, tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Proses nedir? Sözcük anlamı süreç. Hani bir kurumun sürecinin sıralanması. Kısaca örnek vermek gerekirse bu sürece. Mesela acile gelen bir hasta gebe olduğu takdirde ona müdahale yapıldıktan sonra kadın doğum politiğine yönlendirilebiliyor. Bu bize girdi olarak geliyor ama bizi etkileyen proses oluyor. Yani bizde muayene olduktan sonra, bizden çıktıktan sonra doğumhaneye yönlendirebiliriz. Doğum anı gelmiştir, doğumhaneye yönlendiririz. Gülşen'e ilgilenecektir. Orada bir girdi oluyor. Yatışı yapılır, doğumu yapılır. Stabil olduktan sonra hasta taburcu olur. Oradan çıktıktan sonra doğum izni için raporlama bölümüne yönlendiririz. Bu sefer oraya bir girdi oluyor. Bir döngü içerisinde dönüp duruyor. Bir prosesin çıktısı, bir sonraki prosesin girdisi olarak etkilemektedir. Bunu anlamış durumdayız. Bir kuruluştaki proseslerin tespiti ve yönetimi proses yaklaşım olarak ifade edilir. Buna örnek vermek gerekirse eğer, kuruluşlar başarılı olmak için tüm prosesleri etkin bir şekilde yönetmelidir. Kuruluştaki proseslerin sistematik olarak belirlenmesi ve yönetimiyle bu prosesler arasındaki etkileşimlerin belirlenmesi proses yaklaşım olarak adlandırılır.
Çok uzatmak istemedim çünkü 5 arkadaşım daha beni bekliyor. Prosesi kısaca ifade etmek istiyorum burada. Proses yaklaşımında amaç, iç müşteri yani hastalarımızın ve tedarikçi ilişkisini oluşturarak kuruluş içerisinde yapılan işlemlerin performansını arttırmaktadır. Kadın doğum polikliniğinde prosesin amacı, sürecin takibi ve yönetimi düzgün yapıldığı takdirde kurumumuzun performansının verimliliğini arttırmaktadır. Maliyetleri azalttık, başarı oranını yüksekte tutacağına inanıyoruz. Her ne kadar A4'te sığdırılmış bir yıllık süreci olarak adlandırsak da aslında baktığımız takdirde bir yıl boyunca en alt seviyeden en üst seviyeye kadar tüm çalışan insanların nasıl bir ilişki içerisinde olduğunu gösteren bir tablodur. Ve bu kadar diyorum ben proses için. Bir diğer sorumum da aslında Tuğba arkadaşımız bunu soracaktı ama o da bir sürecin içinde şu an. Süreçte hasta bakıyorlar. Bu görevi bana devretti. Görev. Bu da bizim Doktor Mehmet Bey'le çektiğimiz bir resim. Misyonumuz. Avrasya Hospital olarak misyonumuz nitelikli uzman kadrolarımız ile bireylerin teşhis, tedavi, bakım ve koruyucu sağlık hizmetlerini kapsayan uygulamalarımız etik değerlere bağlı, hasta haklarına saygılı, din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımını gözetmeksizin kalite ve ekonomik olarak sunmaktır. Misyonumuz çağdaş bir yönetim sistemi, tıbbi uygulamaları ve teknolojisiyle örnek gösterilen toplumun beklentileriyle hastalarımızın tüm sağlık gereksinimleri karşılayan ve hastalarımızın tüm sağlık gereksinimleri karşılayan ve bu özellikleriyle öncelik tercih edilen güvenilir, standart, kurumsal, saygı bir kuruluş olmasıdır. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Mithi Hanım'a da bir alkış istiyoruz. Güzel sunum için teşekkürler. Şimdi aramıza yeni katılan bir hasta danışmanı arkadaşımızın sunumunu hep beraber dinleyeceğiz. Sayın Eda Sarı'yı sahnemize alıyoruz. Kendisi bize kadın hastalıkları ve doğum bölümünde hasta karşılama ve yönlendirmeden bahsedecek. Merhabalar. Ben bugün hasta karşılama ve yönlendirme anlatacağım. Aslında bizim en önemli görevlerimizden birisi. Hasta karşılama ve yönlendirmenin temel amacı hasta ve hasta yakınlarının hizmete erişimlerini kolaylaştırması ve hastaların gerek duyduğu hizmeti onlara sunabilmektir. Özellikle polikliniklerde belirli hastalıktan şüphelenen hastalar veya belirli periyotlarla polikliniğimize başvuran hastaların takibini yapmak için gelirler. Burada öncelikli görev en yoğun kısımlara olabildiğince uygun şekilde dağılıp hastanın doğru yönlendirilmesi ve ihtiyaçların doğru bir şekilde karşılanmasıdır. Bu noktada iş tabii ki de biz arkadaşlarım hasta danışmanlara büyük bir görev düşüyor. Bu görev yürütürken olmamız gereken bazı kurallar vardı tabii ki. Bunlardan bahsetmek istiyorum size. En önemli kuralımızdan biri tabii ki güler yüzlü olmak. Hastanın en çok ihtiyaç duyduğu şey bu hastanede. Hastanın sorununu anladıktan sonra doğru bir şekilde onu yönlendirebilmek de en önemli kurallardan bir tanesi. Sabırlı ve anlayışlı olmak, dış görünüşüne özen göstermek, hasta hakları konusunda asgari bilgiye sahip olmak, hızlı ve pratik olmak, hastayla konuşurken göz temasında bulunmak gibi bazı kurallarımız vardır. Özetle hasta karşılama ve yönlendirmede davranışlarımız, hasta olan yaklaşımımız bu görevin en önemli unsurlarından bir tanesidir. Şimdi diğer arkadaşıma sözü teşekkür ediyoruz. Eda Hanım'a da bir alkış istiyoruz. Şimdi muayene sırasında yapılması gerekenleri bize anlatacak Sayın Melek Türü sahnemize davet ediyoruz. Kocaman alkışlar. Çok heyecanlı kendisi. Bizim için en önemli olan muayene. Çünkü doktorumuzun tanıyı koyup tedaviyi planlayacağı bilgileri hasta muayene edilirken elde ediyoruz. O nedenle muayene başlarken ve muayene sırasında hem hastanın hem doktorun beden olarak düşünsel, duygusal anlamda rahat olması gerekir. Sıkıntılı doktora tam olarak güvenmeyen, tepkili ve öfkeli bir hastanın muayenesi de zor oluyordu. Eğer hasta bu durumdaysa mutlaka doktora bilgilendirme yapıyoruz. Çözemeyecek durumda olursak da doktora
çözümünü yardımcı olması için talep ediyoruz. Jinekolojik muayenenin farklı özellikleri vardır. Hastalar diş hekimlerine, hele de kadınlar jinekologlarına ömür boyu bırakmıyorlar. Çünkü mahrem bir muayene şekli olup hastalar çok kez çok özel bilgilerini, hatta sırlarını hekimleriyle paylaşırlar. Hele bir de jinekolog doktor erkek ise bu ilişki daha önem kazanıyor. Muayene sırasında özellikle vajinal muayene sırasında özellikle oluşabilecek şikayet ve sorunları önlemek için mutlaka hekimin yanında olmalıyız. Muayene bitip doktor odayı terk edene kadar hastanın yanında durmalıyız. Muayene sırasında dikkat edilmesi gerekenler ise yapılacak muayenenin şekline göre ilave araç ve gelişler doktora önceden sorulup belirlenmeli. Daha önce bildiğimiz bir işlem yapılacaksa ve bu konuda deneyimliysek hazırladığımızı sormadan da yapabiliriz. Muayene öncesinde doktordan önce odaya girmeli, hele de vajinal muayene ise hastanın hazırlanması sırasında yanında olmalıyız ve hastaya bilgilendirme yapmalıyız. Muayene bitiminde yapılması gerekenler, bazı durumlarda hemcins olduğumuz için hastalar özellikle hekime ilk kez gelmişlerse onu soramadıklarını bize sorabiliyorlar. Doktorun bilmesi gerektirecek derecede önemliyse hastanın gizlilik isteğini bozmadan ona yardımcı olmamız gerekir. Hastaya sakladığı bilginin hastalığının teşhis ve tedavisini güçlendireceğini iyice anlatmalıyız. Çok çekiniyorsa ondan da izin alarak doktorla paylaşmalıyız. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Şimdi kadın hastalıkları ve doğum bölümünde hasta bilgilendirmeden Bircan Yılmaz sizlere bahsedecek. Merhaba herkese. Hasta bilgilendirme çeşitli şekillerde yapılabilir. Hastaların sorunlarına göre farklılık gösterebilir. En önemlilerinden birisi randevulardır. Bizler hastaya yardımcı olmaya çalışırız. İstediği randevu uygun olmayınca telefonu kapatmadan uygun olan bir doktora yönlendiririz. Gelen telefonlarda sadece randevu için değil, hastanın durumuna göre soruları da cevaplamaya çalışırız. Gebe hastalarımızın gebeliği hangi haftalarda, hangi testler yapılabilir sorularını cevaplamaya çalışırız. Teşekkür ediyoruz. Ve son olarak Elif Osmani sahneye alıyoruz. Kendisi hasta muayene sonrası yapılması gerekenlerden bizlere bahsediyor. Öncelikle hepinize hoş geldiniz diyorum. Ben arkadaşlarımdan sonra en son olarak muayene sonrası yapılması gerekenlerden biraz bahsedeceğim. Hastane kapısından giriş yapıp çıkışa kadar geçen sürede bir zincirin halkasından geçer aslında. Muayene bittikten sonra zincirin de son halkası yerleştirilir. Nasıl ki karşılama, yönlendirme, davranış, zinciri oluşturan halkalardan ise muayene sırasında da yapılması gerekenler zincirin son halkasını oluşturmaktadır. Muayene olan hastaya herhangi bir müdahale işlemi yapıldı veya muayene sırasında herhangi bir işlem yapıldı ise, örneğin sper takma, sper çıkartma, probe veya simit işlemlerinde hastaya vezneye kadar eşlik edilir. Vezneci arkadaşa bildirilir. Müdahale işlemine göre ise hastaya kata kadar eşlik edilir. Gebe hastaları gün sonunda ilk sağlığa, yani gebiz, gebe bebek loğusa izleme sistemine bilgi verilir. Yani akşamları sisteme giriş yapıyoruz her akşam. Gebe hastaları iyi sağlan, yani gebize bildirirken gebizden ufacık bir şekilde bahsetmek istiyorum size. Gebiz, yani gebe, loğusa, bebek, çocuk tespitleri ve izlem sayısını arttırmak, daha iyi, daha kaliteli hizmet sunmak amacıyla İl Sağlık Müdürlüğü tarafından devreye sokulmuş bir sistemdir. Aslında çok önemli bir sistemdir bu. Yanlış yapılmaması gereken bir sistemdir. Gebe hastalar açısından önemlidir çünkü aile sağlığı bunları ziyarete gitmektedir. Yanlışlıkla gebe olmayan bir hastaya gebe takı teşhisi konulduğu zaman bize çok karşımıza çok büyük sıkıntılar sebep oluyor. O yüzden çok dikkatli yapılması gerekiyor. Özellikle probe müdahalelerinde yani bilinmemesi gereken müdahalelerde gizli bir şekilde yapılması için bir buton oluşturmuşlardı. Bu butona basarak devam etmeliyiz. Yav-
yabancı hasta kaydında TC kimlik numarası olmayan için gebe kayıt formu doldurulup biz hastanemizin gebe sorumlusuna verilmektedir. Bunlar akşam yine tekrardan gün sonunda gebe sağlığa bildirilmektedir. Sterile gönderilecek aletler akşamdan yıkanıp ertesi gün için hazır hale getirilmelidir. Protokole girememiş hastalar kontrol edilir. Her zamanki gibi her akşam tekrar edilmelidir. Sistem üzerinde dosyası kapanmamış hastanın ya da hastaların dosyaları kapatılması gerekmektedir. Son olarak şöyle söylemek istiyorum. Bir söz vardır. Bırak gitsin, dönerse senindir, dönmezse zaten hiç senin olmamıştır diye. Bu sevgililer için sadece geçerli bir şeydir. Hasta içerideyken tüm sorulara cevap almak ister. Kapıdan çıkarken her şeye cevap alıp çıkmak ister. Kafasında soru işareti kalmasını istemez. Eğer kafasında bir soru işareti kalmaz çıkabilirse bu hastamız bize zaten geri dönüş yapacaktır. Eğer soru işaretleriyle çıkarsa hiçbir şekilde dönüş yapmaz. Bu da hastanemiz ve bizler için önemli bir değişim olacaktır. Teşekkür ederim. Evet, değerli arkadaşlarımızın sunumunu hep beraber dinledik. Kendilerinin ilk sunumları olmalarına rağmen oldukça akıcı ve başarılılardı. Öncelikli olarak bunu söylemek istiyorum hepsine.